diyorsunuz siz Allah aşkına? Yani ben kızımı göremeyecek miyim? Kızım burada mı kalacak yani? Kızınız cinayete teşebbüs nedeniyle nöbetçi mahkeme tarafından bizim cezaevine gönderildi. Hakkında şikayette bulunmuşlar. Mahkeme gününe kadar da burada kalması gerekiyor. Maalesef elimizden bir şey gelmedi. Ya ne cinayeti? Benim kızımın cinayetle falan hiçbir alakası olamaz. O bir karıncayı bile inciltemez. Bunun altında bir iş var. Ben bunu araştırıp çıkaracağım. Bakın, önce sakin olun. Benim size tavsiyem, gidin bir avukatınızla konuşun. Ya da avukatınız yoksa size bir tane bulurlar. Zira kızınızla ilgili şikayetler, suçlamalar oldukça ciddi. Savcı size gereken her şeyi söyleyecektir zaten. İnanın biz de bir şey bilmiyoruz. Bizim buradaki tek işimiz, bize gönderilen tutuklulara uygun bir yer bulup onların burada güven içinde kalmalarını sağlamak. Benim avukatım var. Ben avukatımla görüşür, bu işi hallederim. Bahri Bey. Ceyhun. Siz de mi buradasınız? Elçini görebildiniz mi? Hayır, avukatımı aramam lazım. Senin ne işin var burada? Yoksa kızımın başına gelenlerle senin mi alakan var? Tabii bunu sormam bile saçma. Aslında var. Ama dolaylı yoldan. Yani çok uzun hikaye. Bakın, benim şu an Elçin'i görmem lazım. Bana bak Ceyhun. Ben bir babayım. Kızım şu an cezaevinde ve ben ondan haber alamıyorum. Annesi evde perişan, bizi bekliyor. Bak, olaylar hakkında bir bilgin varsa bana lütfen söyle. Ne olup bittiğini bilmem lazım. Demek Zeynep denilen o kız. Yani senin patronun. Elçin'in kendisini ikinci kattan aşağı ittiğini mi iddia ediyor? Aynen öyle. Bakın, elimde bir fotoğraf var. Bu şantiyede çekilmiş. Zeynep mahkemede bunun delil olarak kullanacak. Ben Zeynep'ten aldım onu. Bu çok kötü. Burada gerçekten itiyormuş gibi görünüyor. Evet. Aynen öyle görünüyor. Ah Elçin'a. Başına ne geldiyse bu Samyeli ailesinden geldi zaten. Bakın Bahri amca. Ben size olanları teker teker anlattım. Ben Elçin'i çok seviyorum. O yüzden Elçin'e zarar verecek hiçbir şey yapmam. Dolayısıyla ne Elçin'in suçu var bu olayda, ne benim suçum var. Elimde değil. Elimde olsa suçu üzerime alırım. Ama öyle bir imkanım yok Bahri amca. Sonuçta beni dinleyip senden ayrılsaydı bunlar başına gelir miydi zannediyorsun? Avukat gelsin de bakalım ne yapacağını bilir. Aslında kızınızı kurtaracak şahitlerim olduğunu size anlatmaya çalışıyorum sabahtan beri. Ama Samyeli ailesine öyle kafayı takmışsınız ki gözünüz başka hiçbir şey görmüyor Bahri Bey. Peki peki, sustum. Şu anda tartışmanın zamanı değil. Kızım zaten içeride. Şu şahitler kimmiş, onu anlatsana sen bana. Ben şantiye gittim. Orada işçilerle konuştum. Onlar bütün olup bitenleri görmüşler. E'si şu yani. Elçin Zeynep'i itmiyor. Aksine tutmaya çalışıyor. Ama maalesef tutamıyor. Başarısız oluyor. Ve Zeynep aşağı düşüyor. Bu çok iyi bir haber. O zaman bu işi kurtarabiliriz. Umarım. O yüzden benim şimdi gidip işçilerle konuşup onları ikna etmem gerekiyor. Peki Ceyhun. Elçin'i bir an önce kurtarmamız lazım. Elçin'i biliyorsun çok duygusaldır. İçeride perişan oluyordur şu an. Biliyorum. O çok hassas benim. Ve ben elimden geleni yapacağım. Söz veriyorum. Bahri Bey, duyar duymaz geldim. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Avukat Bey, Ceyhun'un sana anlatacakları var. Anlatacağım ama benim önce Elçin'i görmem gerekiyor. Mümkünatı var mı acaba? Merak etmeyin. Ben aracı olursam izin verirler. Hapishane müdüründen izin alırım ben. Bahri Bey, isterseniz buyurun biz hapishane müdürünü görmeye gidelim. Gidelim. Ben sizi burada bekliyorum. Haber bekliyorum sizden, tamam? Ah Zeynep, ah! Her şeyi kurtaracağım seni. Söz veriyorum, kurtaracağım seni. Ceyhun! Elçin. Ceyhun, neredesin? Elçin aşkım, anca izin alabildik seni görmek için. Ceyhun, çok korktum. Neredesin? Tamam aşkım, sakin ol. Sakin ol. Ceyhun, bak bana inanıyorsun değil mi? Ceyhun, ben yapmadım. Eğer sen de bana inanmazsan ben burada ölürüm. Aşkım, o nasıl laf öyle? Tabii ki inanıyorum sana. Ben itmedim Ceyhun ya. Vallahi ben itmedim, kendi düştü. Biliyorum bir tanem, biliyorum. Bak sakin ol şimdi, tamam mı? Baban da geldi. Aşağıda babanın avukatı var. Birazdan seni görmeye gelecekler, tamam mı bir tanem? Sen sakin ol ve benim için dayan, ne olur. Dayanamıyorum Ceyhun, dayanamıyorum burada. Benim için dayan aşkım, ne olur benim için dayan. Bak, ben inşaata gittim. Oradaki işçilerle konuştum. Onlar seni Zeynep'i itmediğini, aksine tutmaya çalıştığını söylediler bana. Görmüşler mi? Görmüşler. O yüzden ben gideceğim. Onları ikna edeceğim. Mahkemede lehimize şahitlik yapmalarını isteyeceğim bir tane.
mahkemesi. Ben mahkemeye kadar dayanamam burada. Ölürüm Ceyhun. Aşkım, sakin ol. Mahkeme dediysem öyle değil. Şimdi Zeynep bir şahidimiz olduğunu bilirse korkar. Mahkemeden vazgeçer, biz de özgür oluruz. Tamam aşkım. Elçin. Elçin sen titriyorsun. Nasıl? Aşkım ben sana kıyamam. Ceyhun çabuk ol ya. Ben dayanamıyorum burada Ceyhun. Elinden geleni yapacağım aşkım. Sana söz veriyorum. Buraya benim yüzümden düştün. Ve seni buradan çıkaracağım. Söz veriyorum. Tamam Melih. Ben şimdi gideyim de bu işleri bir önce halledeyim, tamam? Gitme. Gitme. Aşkım gidemezsen bu işleri nasıl halledebilirim? Ceyhun ya geri gelmezsen? Ya geri gelmene izin vermezlerse Cem gitme. Aşkım bu işi çözeceğim diyorum. Mahkemelik hiçbir olay kalmayacak. İnşallah Cem. Olur olur lütfen çabuk ol. Ziyaret saati doldu. Aşkım ben şimdi gitmek zorundayım. Cem. Bana bir fotoğrafını versene. Tamam aşkım. Ben çıkarken gardiyana veririm. Onlar kontrol ederler. Sana verirler, tamam bir tanem. Unutma ama. Unutma. Bak ben çok yalnızım burada. Belki resmi olursa. Güçlü ol aşkım. Seni buradan çıkaracağım. Söz veriyorum. Thank you.